Geldi çocuk. Serviste unutulmuştu. Sonrasında etraftakilerin dikkati sayesinde kurtuldu. O olayda akıllara İzmir'deki can kaybını getirmişti. Şimdi İzmir'e uzanacağız ve servislerdeki ihmalkarlığın önüne nasıl geçilebilir? Sefer Erçel'e soracağız ama Sefer aslında son olsun diye paylaşıyoruz bu haberleri ama bir türlü sonu gelmiyor. Sonu gelmesi için neler yapılmalı? Lütfen aktar izleyicilerimize. Çok doğru söylüyorsun Aktan. Sonun gelmesi için paylaşıyoruz ama sonu gelmiyor. Bakın ben dün bir liste çıkardım. Bu elimdeki liste dünkü bir yıl içerisinde, bir yıl olmadan yaşanan servislerde yaşanan vakaları gösteriyordu. Küçük Alper'in ölümünden sonra yine vakalar devam etti. Yine çocuklar serviste unutuldu. Yine servis şoförleriyle ilgili birçok sorun çıktı. Peki neler yapılması gerekiyor Aktan? Niçin bu servisteki sorunlar var? Onu da konumdan alacağız. Hoş geldiniz habere. Merhaba efendim. Devam ediyor vakalar. Neden devam ediyor? Tamamen bir sorumsuzluk efendim. Bir sorumsuzluğu var burada. Bu kişilerin münferit olan olaylar gibi, Alperen olayında da bildiğiniz gibi servis aracı değildi. Servis aracı olmayan bir aracın bu konuda yapmış olduğu bir kusur ve hata ve ihmaller zinciri bütün servisçi hesabına mal edildi. Bu tamamen bir sorumsuzluk. Çünkü devletimiz bu konuda gereken hassasiyeti gösteriyor. 25 Ekim 2017 tarihinde de hepimizin bildiği gibi resmi gazetede okul servis araçları hizmet yönetmeliği yayınlandı. Bu yönetmelikte okul servis araçlarının sürücülerinde ve rehber personelinde aranan teknik özellikler ve aranan vasıflar tamamen açık ve net şekilde belirtildi. Hatta iyileştirme yapıldı. En önemlisi de şu, hani her önüne gelenin rehber personel ve şoför olma imkanı yok. Her önüne gelen hostes olabiliyor mu? Hostes olamıyor. Evet. Bu konuda en önemli kriterlerden bir tanesi. Uygulanıyor mu? Tamamen uygulanıyor. Tamamen uygulanıyor. Türk Ceza Kanunu'nda bu şahısların sabıka alıp almaması, artı taşıt içi düzeni sağlamak. Bununla beraber en önemli özelliklerden bir tanesi de sarı renkte üzerinde reflektif şeritler yer alan böyle arka kısmında rehber olduğunu yazan önlük giymeleri gerekiyor. Çünkü bunu önlem almadım. Mesela çocuk serviste unutuluyor. Bunun cezası nedir? Trafikten men ediliyor. Tabii ki men ediliyor. 60 gün trafikten men ediliyor. Bu uygulanıyor mu? Uygulanıyor tabii. Evet. Yani mümkünatı yok. Bilhassa uygulanırken niye ihmaller zinciri devam ediyor? Bu ihmaller zincirleri bazı yerlerde tahdit dediğimiz uygulama yok. Daha önce ilimizde de yoktu. Daha önce ilimizde ve Türkiye genelinde önceki uygulamalardan bahsediyorum. Kazasıyla, belasıyla, cezasıyla, boğanın teriyle bu işi yapan gerçek ehil kişilerin dışında tarlasını, boğanın bahçesinin traktörünü satan veya köyden belli bir yatırımla dönenler bir araç alıp şehir içine girip servislik yapıyorlardı. Artık buna bir hükümetimiz sağ olsun bu konuda gerekli tedbirleri koydu ve önlemleri aldı. Şimdi tek son sorum olacak buradaki. Bunun cezası nedir şu anda? 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ek 2-3 maddesinde 60 gün trafikten men ediliyor bu araçlar. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet Aktan, konumuzun belirttiği gibi cezalar uygulanmaya devam ediyor ama yine de ihmaller zinciri olmaya devam ediyor. Ama alınan bazı diğer ilçelerden alınan servislerden dolayı şehir içine girdikleri için de bu ihmaller devam ediyor diyelim. Söz tekrardan İzmir'den sana bırakalım.